Rumlar açıkladı, İtalyanlar gaza geldi. Bu Türkiye'ye açık bir mesajımızdır. Rum yönetimi Fransa ve İtalya ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı. Rum gazetesine konuşan İtalyan yetkililer ise Ankara'ya mesaj açıktır. Bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız dedi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, Güney Kıbrıs karasularında icra edilecek. Öte yandan İtalya'da Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapan savaş gemisini Güney Kıbrıs'a gönderdi. Martinengo adlı fırkateyn Larnaca limanına demirledi. Rum medyası da İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı. Habere göre gazeteye konuşan İtalyan yetkililer Ankara'ya mesaj açıktır. Bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız dedi. Türkiye ve Libya arasında Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin varılan mutabakatın yankıları halen sürüyor. Libya'da darbeci Haftar güçlerine bağlı donanmanın komutanı Faraj al-Mahtavi Türkiye ile ilgili ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Mahtavi Türk gemileri için Haftar'dan vur emri aldığını söyleyerek Haftar'dan emir aldım, Türk arama gemileri varır varmaz onları batıracağım dedi. Türkiye geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Yunanistan'ın ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak paylaşma çalışmalarına karşı hamle yapmış ve Libya ile masaya oturmuştu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlığı Konseyi Başkanı Fayez al-Sarraj ile İstanbul'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalamıştı. O anlaşmanın ardından hem Yunanistan'dan hem de Güney Kıbrıs'tan birbiri ardına açıklamalar gelmişti. Yunanistan, Libya Büyükelçisini sınır dışı ederken, Türkiye'yi de yapılan anlaşma nedeniyle Birleşmiş Milletler'e şikayet etmişti. Yaşananların ardından bir sıcak gelişme de Libya cephesinden geldi. Libya'da ülkenin doğusunu kontrol altında tutan ve Türkiye'yi düşman olarak gören darbeci General Haftar'a bağlı donanmanın komutanından skandal bir açıklama geldi. Yunan medyasına konuşan Farraj al-Mahtavi, Türkiye'yi tehdit ederek bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını söyledi. Mahtavi, Haftar'dan emir aldım, Türk arama gemileri varır varmaz onları batıracağım dedi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma Yunanistan'ı rahatsız etmiş durumda. Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunan Atina yönetimi, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma geçersiz ve kötü niyetli. Bölgenin istikrarı için tehdit açıklaması yaptı. Açıklamada Türkiye ve Libya'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Yunanistan'a destek verip yanınızdayız dedi. Yunanistan ayrıca anlaşma nedeniyle Avrupa Birliği'nden Türkiye ve Libya yönelik yaptırımlar konusunda bir çerçeve oluşturması talebinde bulundu. Yunanistan adına açıklamaları yapan Dışişleri Bakanı, Yunanistan konuyla ilgili Fransa, İtalya, Kıbrıs Rum yönetimi ve Hollanda'dan geniş kapsamlı destek aldı dedi. Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez al-Sarraj, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Anlaşmanın ardından bölgede planları bozulan bazı ülkeler Türkiye'ye karşı harekete geçmişti. Yunanistan hükümeti anlaşma nedeniyle Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmişti. Anlaşmanın Libya'nın meşru hükümetiyle yapıldığını belirten Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında Libya'ya talep olması halinde asker gönderebileceklerini dile getirmişti. Libya hükümeti ise anlaşmadan geri adım atılmayacağını açıklamıştı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı yaptığı açıklamada Yunanistan'ın yanında olduklarını belirterek "Yanınızdayız, Türkiye'nin Ege'deki eylemleri kabul edilemez. Türkiye'ye açık bir mesaj göndereceğiz." demişti. Peki Türkiye ne yaptı da Akdeniz'de ortalık karıştı? Türkiye Libya ile anlaştı. Akdeniz'deki harita olması gereken haline getirildi. Ortalık bir anda karıştı. Peki bu anlaşmayla kimlerin ayağına basıldı? 2011 Arap Baharı'ndan bu yana nasıl bir tezgah kurmuşlardı da hepsi alt üst edildi? İşte Türkiye Libya mutabakatının perde arkasındaki tüm detaylar. Basit bir şekilde özetleyecek olursak, batılı ülkeler Yunanistan'ın Girit adası üzerinden Libya'nın deniz sahasına tecavüz edip Akdeniz'de kendi işlerine gelecek bir harita çizmişlerdi. Bu haritayla neler yapmayı planlıyorlardı? Girit üzerinden oluşturulan haritayla doğalgaz masaları kurdular.
Bu masalara sadece kendi işlerine gelecek şekilde maşa konumundaki isimleri oturttular. Oysa Doğu Akdeniz'e kıyısı olan birçok ülke var. Kilit noktadaki o ülkelere bakalım. Libya'yı Girit üzerinden oluşturulan planla saf dışı bıraktılar. Bir diğer durak Mısır. Mısır'da darbeci Sisi var. Mısır halkının haklarını Sisi üzerinden gasp ettiler. Bir başka durak Filistin. Gazze açıklarında doğalgaz var. Ama İsrail işgali altında bu sayede Filistin halkının haklarını da gasp ettiler. Bir başka durak Lübnan. Lübnan 3 yıl öncesine kadar itiraz halindeydi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 2 yıl önce Lübnan Başbakanı Hariri'yi Riyad'da alıkoymasının ardından Lübnan'ın direnci kırıldı. Son Fransızların desteğiyle Michel Aoun Cumhurbaşkanlığına getirildi. Neticede Lübnan'da ciddi bir kaos ve siyasi kriz var. Tüm bunlar sayesinde Lübnan halkının Akdeniz üzerindeki hakları da gasp edilmiş oldu. Gelelim Suriye'ye. İç savaş halindeler. Suriye'nin doğal gaz hakları da Rusların kontrolünde. ABD, İsrail, Avrupa ülkeleri bu işin arkasında duruyor. Ön planda ise Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi var. Geriye kalan Lübnan, Suriye, Mısır gibi ülkeler de mevcut kaos ortamı kurdukları masaları sağlamlaştırıyor. 2011 Arap Baharı nasıl bu hale geldi diye yıllardır sorulur. En net cevap Doğu Akdeniz'de yaşananlar. Kıyısı olan bütün ülkeler Arap Baharı girdabında boğuldu. Suriye'de hala iç savaş var, düğümü Doğu Akdeniz'de. Mısır'da darbe yapıldı, tamamen Batı'nın kuklası haline getirildi. Lübnan Arap Baharı'ndan direkt etkilenmese de hiçbir direnci kalmadı. Libya'da iç savaş uzun süre devam etti. Darbeler oldu, ülke ikiye bölündü. İşte tam bu noktada Türkiye'nin hamlesi geldi. Kaddafi 2011 Mart ayında Fransa'nın öncülüğündeki NATO müdahalesine hedef olmuştu. Kaos hep devam etti. Libya'daki kaosta Hafter ismi ön plana çıktı. Kimdir bu Hafter? Kaddafi'nin zamanında sürgün ettiği bir isim. Uzun yıllar CIA himayesinde tutuldu. Kaddafi linç edildikten sonra Libya'ya gönderildi. Tobruk ve Bingazi'de üstlendi. 2014'te darbe yaptı. Gayrimeşru olarak ikinci bir yönetim kurdu. Yetmedi, darbe girişimlerine devam etti. Geçtiğimiz Nisan'da Trablus'u ele geçirmeye çalıştı. Çünkü Libya, Mısır, Lübnan ve Filistin gibi tam olarak etkisiz hale getirilmemişti. Girit adası üzerinden Libya'nın deniz sahasına tecavüz edilirken Libya'nın buna ses çıkarmaması gerekiyordu. O nedenle Hafter gibi bir darbeci çok işe yarıyordu. Kaos ortamı sürmeli, gerekirse darbe yapılmalıydı. Libya'da Birleşmiş Milletler'in meşru olarak tanıdığı ulusal mutabakat yönetimi var. Türkiye meşru yönetim olarak onları muhatap alıp Girit konusunda uyarıda bulundu. Trablus yönetimi Libya üzerinden oynanan oyuna ses çıkaracak gibi olunca hemen Hafter devreye sokuldu. Nisan ayında Trablus'a saldırılar başlatıldı. Türkiye o saldırıların püskürtülmesinde Trablus'taki meşru yönetime yardım etti. Neticede gelinen noktada saldırılar savuşturuldu ve Libya ile Türkiye Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma direkt Birleşmiş Milletler'ine bildirildi. Çünkü anlaşmada Libya'daki Ulusal Mutabakat Yönetimi'nin imzası var. Ve bu yönetim Birleşmiş Milletler tarafından meşru ilan edilen Libya hükümeti. Anlaşmayla Girit'in hükümsüzlüğü resmen kayıt altına alındı. Türkiye ile Libya Doğu Akdeniz'in en büyük hamisi haline geldi. Kurulan tüm tek taraflı masallar, kirli planlar, gayrimeşru doğalgaz ittifakları ters düz edildi. İşte kıyamet bu yüzden kopuyor. Aslında benzer anlaşma Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde de Türkiye ile yapılmıştı. Mursi Akdeniz tercihini Türkiye'den yana kullanınca darbe gerekçelerine bir yenisi eklenmiş ve başa Sisi denilen kukla getirilmişti. Sisi ile Mursi'nin Türkiye'yi yaptığı MEB'i bozup Mısır halkının doğalgaz haklarını İsrail'e peşkeş çekmişti. Yunanistan'ın Libya'daki gasp girişimi de bir ilk değil. Aynısını Arnavutluk'a yapmışlardı. 2018'de Adriyatik'teki kıta sahanlığı konusunda Arnavutluk sınırını ihlal etmeye kalkmışlardı. Türkiye'nin Arnavutluğu uyarmasıyla ise bu girişimlerden sonuç çıkmamıştı. Şimdi Rumlarla Yunanistan'ı Türkiye ile Libya'nın üzerine salıyorlar. İtiraz onlardan geliyor. Ettirenler ise masanın asıl sahipleri. Yunanistan'da Rumlar da Mısır gibi Lübnan gibi bu işin maşası. Bundan sonra Libya'nın üzerine yine Hafter'i salmaya devam edecekler. Saldırılarla, darbe girişimleriyle Trablus'taki meşru yönetimi devirmeye çalışacaklar. Bütün dünya Libya'da şu andan itibaren olabilecek tüm tehlikelere odaklanmalı. Türkiye elbette Libya'nın yanında duracak ama
Yarın öbür gün Libya'da vahim bir tablo ortaya çıkarsa bunun sorumluları şimdiden bellidir.